Merhaba arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bugün birinci ünitemiz olan Güneş, Dünya ve Ay ünitesini beraber konuşacağız. Hemen başlayalım Güneş'in yapısı ve özellikleriyle. Güneş, ısı ve ışık kaynağıdır. Aynı zamanda dünyamızın üzerinde hayatın var olmasını sağlamaktadır. Tamamen gazlardan oluşur. Bunun büyük bir çoğunluğunu hidrojen gazı oluşturur. Üç katmanlıdır. En dış katmanı yani yüzeyi 6000 derecedir. Ve aynı zamanda kendi etrafında dönme hareketi yapmaktadır. Ayın yapısı ve özelliklerine baktığımızda ise Ay dünyanın tek doğal uydusudur ve dünyaya en yakın gök cismidir. Güneşten daha yakın olduğu için güneşten daha büyük gibi görünüyor ancak öyle değil, güneş aydan boyut olarak daha büyüktür. Yeniden aya geldiğimizde ışık kaynağı değildir, doğal ışık kaynağı değildir ve güneşten gelen ışığı yansıtmaktadır. Yok denilecek kadar ince bir atmosfere sahip olduğu için bunun sonucunda 3 farklı durum ortaya çıkmaktadır. Bunlardan bir tanesi güneş ışığı aldığı ve almadığı zamanlardaki sıcaklık değişimi çok fazladır. Yani gündüz 100-110 derecelere çıkan sıcaklık gece ise eksi yüzlere kadar düşmektedir. Eğer ayın yüzeyine büyük bir hızla bir göktaşı çarparsa krater denilen çukurları oluşturmaktadır. Yeniden atmosferin olmadığına baktığımızda yağış ve rüzgar gibi meteorolojik olayların da görülmediğini göreceğiz. Ayın evrelerine geldik. Ayın evreleri 4 tane ana evre, 2 tane de ara evreden oluşmaktadır. Bunlardan bir tanesi yeni ay, ikincisi ilk dördün, üçüncüsü dolunay, dördüncüsü ise son dördündür. Ara evreler ise hilal ve şişkin aydır. Şimdi ana evrelere baktığımızda yeni ay tamamen karanlıktır. Yani biz gökyüzüne baktığımızda ayı göremeyiz. İlk dördüne baktığımızda gökyüzündeyken D harfini görebilirsiniz. Büyük D harfini. Bu şekilde kodlayabiliriz. Dolunay evresine geldiğimizde tamamen parlaktır. Ayın bütün yüzeyi görülmektedir. Son dördüne geldiğimizde ise ters D şeklinde kodlayabiliriz. Tanımını söylemekte de fayda var. Ayın evresinin tanımı eğer sorulursa dünyadan bakıldığında ayın görünen şekline biz ayın evreleri diyoruz ve karanlık tarafı bize dönüktür. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Güneş, dünya ve ayın ortak özellikleri. Belki buradan soru gelebilir diye ben bunu ayrıca ekledim. Her üçünün de ortak özelliği bir kere katmanları vardır üçünün de. İkincisi, her üçü de kendi etrafılarında dönerler ve tahmin edeceğiniz üzere üçü de yuvarlaktır. Ünitemiz bu kadar. En kısa haliyle anlatmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.